Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arıcılık yaparken maruz kaldıkları hastalıklardan bahsedeceğiz. Buna kadar arılarımızın en sağlıklı şekilde nasıl olacağını, onları sağlıklı koloniler haline getirmek için uğraştık, didindik. Sabah akşam bazen de geceleri çıkıp onlara baktık. Fakat bu yaptıklarımızın sonucunda da bazı hastalıklarımızın meydana geldiğini ilerleyen yaşlarda daha iyi anlıyoruz. Bundan dolayı eğer videomuzu izliyorsanız sizlere tavsiye niteliğinde olmakta, hiçbir zaman bir doktor gibi sizlere gereken bilgileri ve yapacağınız şeyleri tavsiye etmiyoruz. Sadece biz öneride bulunuyoruz ama aynı hastalıklardan biz de maruz kaldığımızdan dolayı sizlere başımıza gelen olaylardan etkilenerek ve bu konuda edinmiş olduğumuz tecrübeleri size aktarmak istiyoruz. Şöyle başlayalım. Öncelikle yapmış olduğumuz iştir ağır bir iştir. Sürekli olarak ayakta durmaktayız, eğilmekteyiz, kalkmaktayız. Bazen işlerimizi sevdiğimiz için kendimizi kaptırıyoruz. Bundan dolayı sürekli olarak ayakta kaldığımız için ayak kireçlemeleri başlamakta. Yani hareketsiz kaldığımızdan dolayı sürekli olarak ayak üstünde olduğumuz için ayakların bilek ve dirsek bölümünde ağrılar meydana gelmeye başlıyor. Her ne kadar bunu genç yaşta hissetmesek de ilerleyen yaşlarda bunun kireçlenme yoluyla bizlere geri döndüğünü görmekteyiz. Bundan dolayı arıcılıkta yaklaşık olarak 1 saat, 2 saat ayakta kalmak gerekiyor. Bazen oturup kendimize molalar vermiş olabiliriz. Her ne kadar işleri yetiştirmemiz gerekiyorsa da ilerleyen zamanlarda bunun sonuçlarını rahatlıkla görebileceğiz ve de görmekteyiz. En önemli hastalıklardan biri olan bel hastalığıdır. Bel fıtığı, bel kireçlenmesi. Bazen bunlar kötü sonuçlara ulaşabiliyorlar. Bundan dolayı arılarımızın tezgahlarını hazırlarken dikkat etmemiz gerekiyor. Her ne kadar diz seviyesinde yapıp da daha rahat olabilmemiz için ve daha rahat içeriği görmek ve daha rahat bakım yapmak için bunları bu şekilde ayarlıyorsak da en uygulanan seçenek her zaman belizasının yakınlarına doğru, tam olarak belizasında değil de eğilmeyecek pozisyonda arılarımızın tezgahlarını hazırlamamız gerekiyor. Eğer bu şekilde hazırlamasak sürekli olarak eğileceğimizden dolayı bazen ben mesela arıların içerisinde 7 saat, 6 saat sabah 6'da kalkıp akşam 6'ya kadar sürekli olarak içeride bakımlarını yaptığımızı bilirim. Bundan dolayı bu tür konulara çok dikkat etmek gerekiyor. Eğilmeden iş yapabilmemiz için bu dezgahların boyutlarını bu şekilde ayarlamak lazım. Eğer ayarlamasak doğuracak sonuçları ilerleyen yaşlarda çekiyoruz. Ekserit'le kaldırma pozisyonlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Size bazı şekiller göstereceğim. O şekillerde görüldüğü gibi kovanlarımızı kaldırırken nasıl bir pozisyonda olacağımızı sizlerin karar vermesi lazım. Buna göre bir pozisyon belirlememiz gerekiyor. Direkt olarak belden, yani ayaklarımızı bükmeden yük kaldırırsak bu sonuçlar meydana gelir. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaldırmak lazım. Doğru ve yanlışları sizlere göstermeye çalıştım. Yaklaşık olarak 30 senedir arıcılık yapıyorum. İlk zamanlarda bel ağrılarımı hiçbir şekilde anlamadım ki aynı şekilde babamdan maruz kalmıştır. Bel fıtığına kadar bu gidebilmekte. Omuriliğin üst kısmı ve omuz küreklerinin alt kısmı ve bel arasındaki bölüme sürekli olarak eğildiğimizden dolayı belimizdeki düzgün pozisyon duruşu yapmadığımız için oraya baskı yapıyor ve bu baskı sonucu omuriliklerimiz zarar görmekte. Belirli yaşlardan sonra kalçada ayakta uyuşmalar başlıyor. Yani bunu hissedebiliyoruz. Kollarımızda uyuşmalar başlıyor, kalçalarımızda uyuşmalar başlıyor ve şiddetli ağrılar meydana gelmektedir. Bundan dolayı sürekli olarak arılığın içerisinde durmamak lazım. Yani kendi sağlığımızı riske atıyoruz. Evet, arılarımızı sağlıklı olmak için elimizden geleni yapıyoruz ama kendi sağlığımızda hiçe sayarak bu işlemleri yapıyoruz. Bundan dolayı bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimize
küçük molalar vermemiz lazım. Sürekli olarak oturmayalım. Hatta oturduğunuz zaman eğer arıcılık yaptığınız yer müsaitse sırt üstü uzanın ve o şekilde dinlenmeye çalışın. Yani beliniz bir şekilde tekrardan yerine gelsin. Eğer evlerinize gittiğiniz zaman mola verdiğinizde yumuşak yerde yatmayın. Sert zeminlerin için, sert zeminde gelip uzanın ve yaklaşık olarak yarım saat, eğer çok zamanınız var ise bir saatte bu şekilde kalabilirsiniz. Çünkü bu sizi çok rahatlatacaktır ve doğabilecek tüm hastalıkları, yani bel hastalıklarını bu şekilde rahatlıkla atlatabiliriz. Yani her şeye zamanında müdahale etmemiz gerekiyor. İlerleyen zamanlarda bu tür hastalıkları yaşayıp da arıcılığı bıraktığımız zamanlarda vardır. Çok yakın zamanlarda ve bundan önceki ayaklarda uyuşma ve bel fıtığını anladığımız anda doktora gittiğimizde doktorların bize söylediği ilk iş arıcı mısınız? Çünkü ben yaşadığım bölgede sürekli olarak genç ya da yaşlı kesimlerde bu tür ağrıların olduğunu, hep şikayetlerin olduğunu duydum. Doktora da gittiğimizde doktorların da bölgemizdeki insanların bu tür işleri yaptığını bildiğinden dolayı bize verdikleri ilk tepki arıcı mısınız diye. Ve yani öneri olarak hani arıcılık yapma diyemiyorlar ama arıcılık yaparken dikkat etmemiz gereken şeyleri söylüyorlar. Tabi her ne kadar dikkat etsek de bazen bunları umursamıyoruz. Umursamadığımız için de bunlar bizlere kötü sonuçlar doğurmakta. Bundan dolayı sağlıklı olmak için eğer elinize fırsatlarınız var ise eve geldiğinizde çocuklarınız ya da eşiniz ya da bunu kime yaptırıyorsanız belinize masaj yaptırın. Herhangi bir ilaç tavsiye etmiyorum ama bu konuyla ilgili birçok ilaçlar var ama benim en iyi bildiğim ilaç zeytinyağının içerisine, hakiki zeytinyağının içerisine ben yazdan hazırlamış olduğum ısırgan otu ve nanelerimi karıştırıp kendime bir mehlem yapıyorum ya da balcı insanlarız. Baldan yapmış olduğumuz, az önce saymış olduğum nane. Bunun içerisine karabiber de atabilirsiniz. Çünkü karabiber de acı kan dolaşımını deriye nüfuz ettiği zaman kan dolaşımını hızlandıracağından dolayı ısırgan da aynı şeyi yapıyor. Bel kısımlarımıza kan dolaşımı sağlayacaktır ve bu kan dolaşımı sağlamasından dolayı da belimiz rahata kavuşacaktır. Eğer dizlerinizde de ağrı var ise dizlerinize doktorlarınızın vermiş olduğu ilaçların haricinde söylüyorum. Onları zaten doktorlar tavsiyede bulunacaktır. Yine aynı şekilde zeytin ağından yapmış olduğumuz ya da baldan yapmış olduğumuz karışımları dizimizin ağrıyan bölgelerinde ya da ağrıması şart değil. Ayak bileklerimizin ya da diz kısımlarımızın, eklem yerlerimizin etrafını sürdükten sonra yaklaşık olarak en az yarım saat bir masaj uygulayın bileklerinize ve ayak dirseklerinize ve ondan sonra şeffaf bir buzdolabının üzerine, pardon, kabların üzerine streç diye sardığımız şeffaf naylonlar var. Onlarla ayak bileklerinizi ya da ayak dirseklerinizi sardıktan sonra bu şekilde de oturabilirsiniz bir süre. Otururken de çok dikkat etmek gerekiyor. Yarım oturmamak lazım. Ya bir yere yaslanmamız gerekiyor ya da komple uzanmamız gerekiyor. Çünkü bunları yapmadığımız zaman arıcılık yaparken doğacak sorunlardan en büyükleri bunlardır. Dediğimiz gibi bunlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Hep onların sağlıkları için biz uğraştık. Onlardan aldığımız ballar ve propolis yardımıyla da kendimize bakımlar uygulayacağız. Propolis'te de bu işlemi yapabilirsiniz. Propolis'i güzel bir erittikten sonra içerisine zaten kendisinde antioksidan bir özelliği olduğu için, fakat propolis biraz pahalıdır. Propolis'i hafiften erittikten sonra zeytinyağının içerisine karıştırın. Zeytinyağının içerisine karıştırdıktan sonra aynı uygulamaları da yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. İlerleyen videolarda görüşmek umuduyla hoşça kalın, esen kalın. Videomu beğenip abone olmayı unutmayalım.